Buket Aydın ve Emir Sarıgül, yılan hikayesine dönen fırtınalı aşkta son 24 saatte baş döndüren gelişmeler yaşandı. Bu hikayede inanılmaz detaylar var. Bu beyefendinin yanında başka kadınlar olabilir. Bu beyefendinin yanında her kadın gördüğünüzde benim fotoğraflarım ortaya çıkacaksa bu beni üzer. Emir Bey ile evlenmek istemiyorum. Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim. Bu konu benim için Mart ayında kapanmış bir konudur. Ve bir daha asla ve asla bu konuların içerisinde yer almak, bu konularda işte bir kişi, iki kişi falan derken bu konuların üçüncü kişisi haline gelmek kesinlikle istemiyorum. Asla asla deme dedirtecek bu röportajı ve Buket Aydın'ın gitgeller yaşadığı son yılların en sıra dışı aşk hikayesine başlıyoruz. Perşembe günü evleneceklerdi. Nikah neden bir hafta ertelendi? Buket Aydın bir ay önce bir daha asla dedikten sonra nasıl fark etti? Ve sıkı durun. Emir Sarıgül, Buket Aydın çifti evlilik kararını alırken yaşanan çok ama çok büyük kriz neydi? Magazin burada bombayı patlatıyor. Haberin sonundaki o bomba magazin dünyasını sarsacak. Ve nikah günü belki o kriz yeniden toplayacak. Dikkat, başlıyoruz. Evet, bombalarla, sürprizlerle dolu Buket Aydın Emir Sarıgül dosyasını açıyoruz. Önce bir kez daha altını çizelim. Çift 17 Haziran Perşembe günü dünya evine girecek. Ama nikah öncesi öyle büyük sürprizler yaşandı ki izlerken kulaklarınıza inanamayacaksınız. Çok değil, bir ay önce Buket Aydın Emir Sarıgül için şu sözleri söylemiş ve Emir Sarıgül'ün kendisinden sonra tekrar Sibel Can'la barışmasına ve beraber olmasına şu tepkiyi vermişti. Bu ilişki Mart ayında benim isteğimle sonlanmış bir ilişkidir. Sonrasında Emir Bey'in çiçek göndermesi, Emir Bey'in evlenmek istemesi, Emir Bey'in benim bulunduğum mekana gelmesi, bunlar benim yaptığım hareketler değil, Emir Bey'in yaptığı hareketlerdir. Siz de duymuşsunuz, teyit etmişsiniz, çarşaf çarşaf her yerde yazıyor. Bunları ben doğrulasam ne olacak, doğrulamasam ne olacak? Bu soruların muhatabı direkt kendisidir. Asla ben değilim. Bu röportajdan sonra Emir Sarıgül, yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Sibel Can'a bir kez daha geri dönmüş ve Göcek'te, teknede malum o görüntüleri vermişti. Buket Aydın çok öfkeliydi. 1,5 yıl önce boşandıktan sonra Emir Sarıgül'le beraberlik yaşamaya başlamıştı. Ancak araya giren krizler sık sık çiftin ayrılmasına neden olmuştu. Her seferinde Buket Aydın Emir Sarıgül'ü ağır sözlerle suçlamıştı. Ben o çocuklarla da tanıştığım zamanında bana Buket abla dediler. O bu çocukları düşünmeden hareket ediyor olabilir ama ben bu çocukların hürmetine daha fazla konuşmuyorum. Benim kendisiyle bir ilişkim yoktur. Beni bu haberlerin içerisinden çekin. Özel hayatı da beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la çıkan çarşaf çarşaf fotoğrafları ünlü sunucuyu çılgına çevirmişti. Sizinle ilişkinizin devam ettiği konuşuluyordu hala. Ona da bir açıklık getirirsek... Şöyle yapalım. Arkadaşlar, beni Emir Bey'in öncelikli olarak bana diğer üçüncü şahısların adını anmayın. Beni ilgilendiren kısım Emir Bey noktasıdır. Tamam mı? Beni kimse, Emir Bey'in görüldüğü insanlar beni ilgilendirmez. Öncelikle bu konuyu bir kapatalım. O beni ilgilendiren bir konu değil. Ben Mart ayında Emir Sarıgül'le olan ilişkimi kariyerime zarar verdiği gerekçesiyle noktaladım. İlişkiyi bitirdim. Fakat çok iyi bir karar almışım, bunu görüyorum. Ama bu kararıma rağmen de hala kariyerime zarar vermeye devam ettiğini görüyorum. Ve bugün o yüzden bu açıklamayı yapıyorum. Bu ilişki Mart ayında benim isteğimle sonlanmış bir ilişkidir. Ve geçtiğimiz hafta Perşembe günü Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt bir yazı kaleme almış, Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın 9 Haziran'da evleneceklerini duyurmuştu. Bu haberden sonra Buket Aydın'dan jet bir yalanlama gelmişti. Buket Aydın sert bir dille Sabah gazetesi yazarını yalanlamıştı. Şöyle, ben her zaman haberciliğimle ve işimle ön planda olmak istedim ve bunu yapmaya çalıştım. Hatta Kanal D'den ayrılırken de o dönem özel hayatımla ilgili çok önemli bir karar almıştım ve bunun Kanal D'ye zarar vermemesi açısından Kanal D'den ayrılmıştım. Buket Aydın ve Emir Sarıgül o gün evlenmedi. Yani o güne özel Buket Aydın aslında haklı çıkmıştı. Ama şimdi sıkı durun çünkü asıl haklı olan Bülent Cankurt'tu. Bülent Cankurt'un haberi doğruydu. Buket Aydın Emir Sarıgül'le evlenecekti. Son anda evlilik sözleşmesi krizi çıktı. Evet, Buket Aydın ve Emir Sarıgül çiftinin nikahına 24 saat kala Emir Sarıgül'ün siyasetçi babası Mustafa Sarıgül araya girmiş ve oğluna madem evleniyorsun Buket'e evlilik sözleşmesi imzalat demişti. Buket Aydın bu teklifi şiddetle reddetmiş ve sözleşmeyi imzalamamış, nikah da o gün için iptal olmuştu.
baş döndüren hızlı gelişmeler yaşanıyordu Buket Aydın'ın hayatında. O gün iptal olan sözleşmeden sonra önceki gün işte bu görüntüler çekildi İstanbul Boğazı'nda. Aylardır Sibel Can ile Buket Aydın arasında gitgeller yaşayan, bir Sibel'e bir Buket'e, bir Sibel'e bir Buket'e, bir Sibel'e bir Buket'e koşan Emir Sarıgül artık son kararını vermişti. Son kararı Buket Aydın'la evlilikti. Ne yapacak, ne edecek? Buket Aydın'ı yumuşatacak ve nikah masasına oturtacaktı. Aile dostlarıyla çıktığı bu yemekte, bir restoranda saatlerce işte o kriz konuşuldu. Evlilik sözleşmesine dair bazı maddeler yumuşatıldı ve sonunda Buket Aydın hem nikahı hem evlilik sözleşmesini kabul etti. Çift Boğaz'da gözlerden uzak bir restoranda verilen kararı bir yemekle kutladı. Yemek yendi, balıklar yendi ve gazetecilere yakalanmamak için deniz tarafından tekneyle işte böyle dışarıya çıkıldı. Emir Sarıgül'ün keyfi yerine gelmişti. Prosunu yakmıştı. Buket Aydın'a gelince onun hala yüzü asıktı. Ama son aylarda kendisiyle çelişen öyle sözler söylemişti ki mecburen aşkının elini tuttu, tekneye bindi ve fırtınayı dindirmek adına artık evlenmeyi kabul etti. Yakın çevrenizde olduğu bir ortamda size evlilik teklifinde bulunmuş. Bu da yazıldı. Siz de birinci ağızdan duyarsanız çok seviniriz. Böyle şeyler biliyor. Bakın biliyorsunuz bunu zaten. Tekrar söylüyorum. Duyuyoruz bunu ama şimdi sizden... Ya arkadaşlar ben haberciyim. Ben yalancı bir insan değilim. Ben bunu saklayamam ki. Orada ünlü kaç tane isim vardı. Zaten herkes gördü. Şimdi ben senin gözüne baka baka hayır diyeceğim. Sana onlar evet oldu diyecek. Ben bunu diyebilecek bir insan mıyım? Ya bu o şahsın kendi sorunudur. Tekrar söylüyorum. Onu tamam mı? Oraya çağıran ben değilim. Çiçekleri gönderen ben değilim. Evlenmek isteyen ben değilim. Konunun muhatabı bizzat beyefendinin kendisidir. Ama benim tek bir ricam var. İlk ve son kez konuştuk. Konu kapanmıştır. Ben hiçbir şeyin içerisinde yok. Tamam peki, mı? Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz? Ben tabii ki yeniden evleneceğim. Ben 36 yaşındayım. Benim çocuğum bile yok. Tabii ki yeniden evleneceğim. Ben evlilik bahsi bu konuyla alakalı olarak kapattığımı söylüyorum. Son bir soru soralım. Buyurun. Sizi kıskandırmak için Sibel Hanım'la görüntü verdiğine dair ben üçüncü kişiler hakkında asla yorum yapmam arkadaşlar. Bakın konunun Emir Bey kısmı haricinde asla konuşamam. O kısımlar beni ilgilendirmez. Herkesin kendi özel hayatıdır. Ben her zaman dediğim gibi ben bir kadın olarak kadınlara saygı duyuyorum. O kısmıyla hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Bu soruları beyefendiye yönelteceksiniz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Fotoğraf rica ediyorum. Çok sağ olun. Fotoğraf alabilir miyim? Tabii buyurun.